Edirne'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında 45 kütüphane hizmeti açıldı. Ve bütün müdürlerimiz, okul müdürlerimiz bizlerle beraberler. Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında Sarıdolu'nun incisi Denizli'nin en güzide okullarından olan Enes Çok Kurumlu Anadolu Lisesi bugün kütüphanesine kavuşmuş durumda Sayın Valim. İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, kütüphanelerde kullanılan malzemelerin Edirne Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından üretildiğini söyledi. Edirne'mizde kütüphanesi olmayan 45 okulumuz tespit edilmek suretiyle bu okullarımızın tamamını bugün itibariyle kütüphaneye kavuşturmuş oluyoruz. Bu kütüphanelerimizin ihtiyaç duymuş olduğu mobilyalar bizim merkezdeki Anadolu ve Teknik Lisemiz tarafından, kendimiz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından, Anadolu Teknik Lisesi tarafından, kendimizden tarafından yapıldı. Dolayısıyla da hem de maliyetler açısından hem de kalite açısından istediğimiz düzeyde arkadaşlarımız güzel bir iş çıkardılar. Bundan dolayı da lisedeki bütün çalışan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve müdürümüze de teşekkür etmek istiyorum. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Kitapların tedarik edilmesi noktasında da düzenlenmiş olan kampanyaya Şehir Gönülleri Vakfımız kitapları satın almak suretiyle de destekte bulundu. Bu vesileyle de Şehir Gönülleri Vakfımıza da buradan da tekrar teşekkür etmek isterim. 45 okulumuz bu şekilde kütüphaneye kavuşmuş oldu. Ama okullarımızdaki kütüphanelerimizin dışında yine aynı şekilde Edirne merkezdeki çocuk kütüphanemiz de şu anda son aşamaya geldi. İnşallah birkaç ay içerisinde çocuk kütüphanemizi de hizmete almak suretiyle yeniden bir kütüphanecilik hizmetini de canlı şekilde faaliyete koymuş olacağız. Çocuk kütüphanemiz her şeyiyle sadece kütüphane olmanın çok daha ötesinde çocuk dostu bir mekan olarak da hizmet verecek. Bu kütüphanemiz de aynı şekilde aynen bir gençlik merkezi gibi hizmet verecek. Yani sadece kitapların okunduğu bir mekan olmayacak. Gençlerimizin kütüphaneye geldikleri zaman ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal donatı insanlarına da bu kütüphanede kavuşmuş olacaklar. İnşallah iki tane yeni kütüphaneyi de Edirne'ye kazandırmak suretiyle de Edirne'nin de kültürel hayatına da ve aynı zamanda sosyal hayatına da ilave bir katkıyı beraberce sağlamış olacağız. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu 45 kütüphanemizin de okullarda kütüphanemizin de Edirne için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.